Bana demişlerdi ki Mehdi nasıl çıkacak? Nasıl olur ya? Kimsenin niyeti yok. Ben dedim ki Allah Cabbar ismiyle insanları Mehdi'yi aramaya mecbur edecek dedim. Şimdi Allah'ın Cabbar ismini insanlar görmeye başladılar. Daha da güçlü Cabbar ismini görecekler ve Mehdi'yi görmeye mecbur olacaklar. Anlamazlıktan gelinecek gibi olmayacak Mehdi. Ve tek yol ve mecburi yol haline gelecek. Allah harikalar meydana getirecek. Çok büyük olaylar olacak. İslam alemi çok büyük acılar, ızdıraplar içerisine girecek. Allah vermesin. Ama o kader böyle. Ve Hamiyet-i İslamiye fevran edecek. Mehdi'yi başa geçirecekler. Tariki hak ve hakikati sevk edecek Bediüzzaman ifadesiyle. Mehdi'nin son zamanlarında dünya hakimiyeti. 7 veya 9 sene diyor Peygamberimiz. Bak dünya hakimiyetine 7 veya 9 sene. Hayatın son döneminde. 7 veya 9 sene içerisinde diyor dünya hakimiyetini görür ve vefat eder diyor Mehdi. Ama her yere iman edecek. Mehdi'nin diyor bir günü sizin 20 gününüz gibi. Mehdi'nin bir yılı sizin 20 yılınız gibidir diyor. 20 yılda yaptığınız o bir yılda yapar diyor Mehdi. Ama bu önümüzdeki günler işte hep hakimiyet yılları zamanla olacak. Fakat en son dönem, Mehdi'nin en son döneminde dünya hakimiyeti olduğunda millet sanıyor ki 30-40 yaşında olacak. Değil. Mehdi 30-40 yaşında ama yaşlı olacak o zaman. Çünkü bak 7 veya 9 sene geriye kalıyor artık. İleri yaşlı ama dinç olacak tabii. Dinç yani böyle. Her rekarda hayret verecek bir gençliğe sahip olacak. 7 veya 9 sene Müslümanlarla birlikte olduktan sonra feceten diyor ani bir ölümle vasıtasında ölür diyor Peygamberimiz. Sonra İsa Mesih Müslümanların başına geçiyor lider olarak. İsa Mesih de çok az bir süre kalacak. O da Mehdi'den sonra çok az bir süre kalıyor. O da vefat ediyor. Ondan sonra bitti işte. Artık geriye doğru gidiyor. Zulgadab var, işte Fereç var, çeşitli insanlar var gelen ama hiçbiri çöküşü durduramıyorlar. Geriye giderek 2120 gibi büyük bir patlamayla, büyük bir çarpmayla, arkasından onu bir diğer çarpma takip eder diyor Allah ayette, Kur'an'da. İki çift vuruşla dünya darmadağın olacak. Ondan sonra yeni bir boyuta, yeni bir hayat şekline gireceğiz. Yeni fizik kanunlarının, yeni kimya kanunlarının hakim olduğu yepyeni bir evrene geçiş olacak. İnşallah. Artık bu evrendeki kanunlar geçerli yoluna sonra. İnşallah. Yani üçüncü boyut bitiyor. Kıyametle beraber. Dağıldıktan sonra artık dördüncü boyut. Beşinci boyuttakiler bizi görür. Ama şu an biz üçüncü boyuttayız. Mehdiyeti durdurmaya çalıştılar ama bak durduramadılar. Haset ettiler ama durduramadılar. Şimdi Allah bas bas bağırtıracak ya Rabbi bize Mehdi'yi gönder diye. Ya Rabbi İttihat-ı İslam'ı getir de bizi kurtar diye bas bas bağırtıracak. Birçok insan bağıracak. Anlamazdan geliyorlardı Allah zorla şimdi an söyletecek. Anlamazdan gelmek yok. Bütün İslam alemi birbirine girecek söyleyeyim. Fas, Tunus, Cezayir hepsi yani. Her yerde ayaklanmalar, her yerde savaşlar, her yerde olaylar olacak. Bunun sükun bulması Mehdi ile. Ha sükun bulunca nasıl oluyor? Dünya hakimiyeti oluyor. Ne kadar sürüyor? Bak peygamber çok manidar. 7 veya 9 sene diyor Peygamberimiz. O da insanlar hani şey olmasınlar, böyle imtihan sırrına uygun olsun diye. Belki 8. senesinde, belki 9. senesinde, belki 7. senesinde Mehdi'yi Cenab-ı Allah katına alıyor. Cennetin tavus kuşudur diyor Peygamberimiz Mehdi için. İnsanlara baktım diyor, ışık gibi parlıyordu Mehdi diyor aralarında diyor. Cennet insanların içerisinde ışık gibi parlıyordu diyor. Evladım Mehdi diyor. Biz diyor cennet ehlinin seyitleriyiz diyor. Ben, Cafer, Hamza sayıyor Peygamberimiz. Ve evlatlarımdan Mehdi diyor. Şimdi o devre giriyoruz.
Allah'ın Cabbar ismi dediğim, kastettiğim işte bu olaylardı. Bu olaylar dünyayı şok edecek derecede gelişecek. Bunu da göreceksiniz. Hadislerin ifadesi bu. Yani bunun durdurulması yok. Ya Rabbi bize Mehdi gönder, bize katından bir sultan gönder diyecekler.